Selam dostlar, hepinize merhabalar. Ya bugün şimdi bizim çiftliğin yakınlarında böyle belediyenin bir yeri var. Buraya gerçi köpekler için hayvanseverler kulübe mulübe bir şeyler koymuşlar. Bir tane böyle sokağa atılmış bir çoban köpeği bulduk. Böyle tarzı da güzel yani, kangal tarzı böyle hoş bir hayvan. Ama mahvolmuş, çok bakımsız, tüyler falan çok kötü. Hayvan bir deri bir kemik. Geçen görmüştüm bunu. Buraya bizim köpekleri Legolas'la Nero'nu getirdiğimde görmüştüm. Bu da bayağı arkamızdan gelmişti. Dedim bu keratayı bir görelim hem. Çok da güzel bir köpek. Çok hoş bir köpek öyle. Boy, poz falan çok yerinde yani. Ama işte terk edilmiş bu gariban. Buna dedim biraz bir şeyler getirelim. Sırtında da yara mı var? Gel bir egzama var. Gel göster bakayım bak gel. Buna bir tedavi medavi bir şeyler uygulayalım ya Can. Burada egzaması başlamış ya, abi. Burada. Hayvana. Zaten bakıma girmezse uyuza çeviriyor abi bir süre sonra. Bu hayvana bir bakın. Bir de bu göğsünün altında ur gibi bir şey var. Bak bakayım ne o? Burada da ur değil mi? Tümör var abi. Tümör olmuş. Hı-hı. Hayvan çok güzel aslında. O kadar ihtiyar da bir hayvan değil. Aferin. Ama hayvancağız işte böyle. Aha, alıyorlar, atıyorlar aferin sokaklara. Hayvanlar perişan oluyor. Ne çok kadar insancıl abi. Ya, güzel lan baksana. Daha genç ama değil mi? Abi çiftlikteyiz, video çekiyoruz. Gel. Çiftlikteyiz, çiftlikte video çekiyoruz. Tamam. Ha, oyuncu da öyle çok da şey de değil ha. Kaçtır yaşı Can sence? Abi ağzına bir bakabilsem tahmin edeceğim de. Dur lan. Kaç bakayım dişleri. İyi dişler falan temiz ya. Aşağı yukarı 3-4 yaşlarında falan. Ha, 5 yok gibi ya. Arkadaşlar işte. Can'ın da Köpek Çobanı kanalı var. Hem bizim köpeklerle çekiyor. Can'ın kanalına da abone olun. Ona da destek vermiş olursunuz. O da videolar koyuyor. Bu sıra biraz arttırdı videoları. Ona da destek olmuş olursunuz. Çok tatlı ama şuna baksana. Abi al eve götür besle aslında ya. Ayaklara mayaklara baksana ya. Panter ayağı gibi. Gel şuradan çek şöyle Onur. Ama bir bakım yapacağız. Yani daha ilk defa yanına gelmemize rağmen baksana abi çok şey yani. İnsancıl, oyuncu. Ne yapsak oğlum, alıp götürsek mi ne yapsak bilmiyorum ki. Hangi birini alalım yani. Alıp götürüp buna bir bakım yapsak aslında o köpek güzel bir köpek. Ya. Çok değil abi. 2-3 aya var ya zımba gibi olur. Cem oğlum, anam çocuğu. Çok güzelsin sen, çok güzelsin. Ama dövüşür şimdi bu bizimkilerle. Aynen. Hı? Erkek, yetişkin erkek olduğu için. Aferin. Bir de şimdi sokağa alışmıştır bu. Yani bizimkilerle anlaşacağını zannetmiyorum. Bu egzamasına falan bir ilaç getirelim bununla. Gel, gel. Kafaya kafaya baksana lan ne kadar güzel. Gel. Hı, gel oğlum. Gel. Allah çocuğa, Allah çocuğa. Gözler mözler boncuk gibi ya şuna bak. Çok güzel. Genç ya, daha şey değil. Dişler falan pırıl pırıl, tertemiz. Bir ön dişler burası yıpranmış, o da normal sokakta olmasına rağmen. Gel bakalım sana bak ne getirdik ya. Gel. Biraz sekiyor gibi Can. Abi tümörün de etkisi olabilir, ayağında ekstra başka bir şey de olabilir. Biraz göster bakayım köpeği. Gel. Gel. Ayakta sanki bir şey var. Gel bakalım. Yara almış da olabilir. Al bakayım şunu ver. Görünürde bir şey yok. Koy şuraya yesin güzelce. Ne var burada? Ha. Ne var ha burada? Oo, ona bizim Bart'la beraber biraz mama karıştırdık, getirdik. Otur bakayım, oturacağım mı? Otur. Gel. Dikkat et, sağ solu belli olmaz, fazla yanaşma. Çekil. O mama agresyonu olur, belli olmaz. Aferin sana çocuk. Elleme şimdi yerken karışma. Onlar çoban köpekleri biraz değişiktir. Aferin. Abi biz bir ara küçüktüm. Böyle bunun gibi bir kangal yolda önüne yoğurt kovasında yemek koymuşlar. Ben de çocuğum. Hayvanları seviyorum daha o zamanlardan. Gidim dedim, bir seveyim dedim. Abi o zaman agresyon. Nereden bileceğim? Abi bir sevdim. Ben onu dokunmamla hayvanın beni kovalaması bir oldu. Ya çoban köpekleri serttir bu konuda. Mamasına sahibini de pek yaklaştırmaz. Ondan tanımadığımız köpek, siz de arkadaşlar böyle tanımadığınız köpeklere biraz temkinli yaklaşmakta fayda var. Aferin. Bunu biraz besleyelim ya, buna bir şeyler getirelim. Hayvanı biraz toparlayalım.
Bize de yakın bu. Döndür bak çiftliği gösterelim o tarafa. Çöpün üstünden. Şu karşı taraf ağaçların olduğu yer, tuğlalarla sağ taraftaki bizim yerimiz orası. İşte buraya 1 kilometre falan. Dön. Egzamasına da bakalım. Aslında hayvan kortizonla düzeltilir de abi, şimdi dışarıda olduğu için bağışıklık sistemi ne kadar etkili bilmiyorum. Düşürmeyelim bağışıklık sistemini. Buna en temiz aslında ilaçlı banyo. 2 veya 3 tur ilaçlı banyo ile. Bunu da nasıl yapacağız? İşte ya, imkan lazım. Götürmek lazım. İyi oğlum, iyi. Aferin. Ya her şeyi bir şekilde diğerleri çözülür de şu tümör biraz zor. Yani ona ameliyat gerekiyor. Aldırmak lazım onu ya. O da tehlikeli bir ameliyat. Belki değildir ya. Aferin lan sana koca oğlum. Yedin mi? Asma masma da yok ya. Belki bunların falan diyeceğim ama. Buranın değil herhalde bu hayvan. Gelmiş bu buraya, yerleşmiş kendisi. Bak buraya hayvan severler. Ne haber Hakan abi? Ha, güzel şeyler koymuşlar buraya böyle. Getirmişler. Allah razı olsun işte, bırakmışlar. Gel sen de Onur. Bunları da çekelim, gösterelim. Burada ovaya çok fazla köpek bırakıyorlar. Çok fazla köpek atıyorlar. Millet bakmıyor, getiriyor, atıyor buralara. Her yer köpek. Acayip köpek var burada. Bırakmışlar böyle bir kulübe gibi ama tabii o koca köpek bunun içine hayatta sığmaz. Yani fazla malzemelerden uğraşmışlar. Hayvan severler yapmışlar bunları, getirmişler sağ olsunlar. Bak buraya da bir tane koymuşlar. Burada da cam kırıkları. Bak çek ne güzel olmuş, gördün mü? Hayvanlar hiç yoktan içine girer, üşümezler diye. Cam kırığından da geçilmiyor. Bak sekiyor o köpek, onun ayağında da bir şey var ya. Can gel bu tarafa, bak o sekiyor, bak onun ayağında da bir şey var onun. Gel 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 koca olan gel. Gerçekten güzel bir köpekmiş ama ne var abi? Sağ ön bilek tahminimce kırılmış, sonra kaynamış, hafif yan kalmış bak. Gel oğlum gel. Bak, ayakta bir şey var onun. Bir darbe almış sanki. Ya araba çarptı, ya bir şey oldu bak. Gördün mü sağ ön bileklerim? Ya tendon koptu. Tam şurada. Ya bir lif koptu, tendon bir şey koptu. Gel, gel. Ya, oyuncuya bak. Evet. Tipe bak, ne kadar oyuncu. Bir de oyuncu ha. Hadi ver bakayım. Lan seni koca oğlan seni. Aferin sana. Ya bu abi bunu besleyeceğim falan var ya, bu boğa gibi olur ha. Alalım seni oraya abi. Benim bir şey var ya. Oh, aferin sana. Oh, bak bakayım bileğine, elle bak. Elletiyor mu? Elletmiyorum, çekiyor yani. Bak, dur bakayım. Altı tümör mü var onun ya? Çekiyor abi bileğini. Ters şey yapabilir, can acırsa. Bileğini. Bakayım. Aferin. Aferin. Ne var burada? Ne var burada? Aferin sana. Abi kemik zedelenmiş orada ya. Yani incinme falan olsa dokundurur, çekmez aynı da, kemikte olunca direkt acı hissettiği için. Bu röntgen çektirmek lazım. Aynen. Değil mi çocuk? Devam. Gelsene şuradan bak, tümörü tam böyle göster bak. Bunu bir ameliyat ettirelim ya Can. Gel böyle. Bu tarafa gel, tam buraya sok kamerayı.
Aferin oğlum. Görüyor musun? Bir el büyüklüğünde neredeyse. Ve ameliyat ettirmek lazım. Belki de tehlikeli bir şeydir. Hayvan bu sefer de masada kalır. İşte abi öyle bir ihtimal var. Klinikte çalıştığım zaman dişisi gelmişti bana. Gene böyle bir çoban. Meme tümörü olmuştu. Aldık ameliyatını. Hani tümörü falan güzel başarılı bir operasyon geçirdik ama 3 gün sonra... Nasıl köpek abi? Çok güzel ya. Valla köpek güzel. Köpek bakımsız bir de yani. Bunu evet. Bakıma çekeceğim, bu iki katı olur bu. Çok güzelmişsin sen oğlum. Egzama abi. Derlerse de uyuza dönecek. Bacaklarda falan da başlamış can. Baksana. Bacaklarda falan da başlamış. Bak, egzama başlamış abi. Şimdi ne oluyor? Kaşıyor kaşıyor, yara oluyor. Bir süre sonra uyuza dönüyor. Bu sefer hiç tüy kalmıyor. Oho. Yaralar kaşınıyor işte. Bir güzel bir banyo yaptırmak lazım. Bir sirkeli sularla yıkamak lazım. Of. Of. Erkekler olmasa götürelim diyeceğim de bizimkilerle dövüşür bu. Neron'la hiç anlaşmaz. Zaten Neron geçen geldiğimizde bir atlayacaktı bunun üzerine, biliyor musun abi? Lego umursamadı. Demir çocuk, ne bu? Ne bu? Ne bu? Ya ne yapsak? Ya sonra bir de hepsi başımıza kalıyor abi. Allah'ım mırtıfı aldık, büyüttük, öbür yavrular vardı. Onlar yer bulana kadar bir canımız çıkıyor yani. Bunu gelelim gidelim buralarda bir uğraşalım da pansuma yapalım. Da şu şeyini, göğsünü ameliyat ettirmek lazım ya. Öyle olmaz bu hayvana. O da sıkıntı yaratıyordur. Tabii. Yaratmaz olur mu? Evet arkadaşlar. İşin açıkçası, evet biz de köpek üretiyoruz. Alman çoban köpeği. Profesyonel olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama her yerden denk geliş köpek alıyorsunuz. Ne olduğu belli olmayan, üretici olmayan insanlardan köpek alıyorsunuz. Sonra 3 kuruşa alınan hayvanlar sokaklara atılıyor. Bakmayacağınız hayvanı almayın. Bakmayacağınız köpekle işiniz olmasın. Herkese göre değil köpek bakmak. Alıp böyle sokağa atmakla olmuyor. İnan şu köpek sokakta doğmamıştır yani. İhtimal dahilinde değil. Sıfır. Sıfır ihtimal. Yani şu köpeğin dışarıda hani sokak köpekleri çiftleşti de oldu gibi bir olgusu yok yani yok. Şu köpeğin. Bu köpek işte böyle kangal, çoban köpeği sever biri tarafından üretilmiş. Sigara parasına, bira parasına verilmiş. Ondan sonra da al. Durum ortada. Araba çarpıyor, bilmem ne oluyor. Bakım yok, her taraf yara. Almayın kardeşim. Bakmayacağınız köpeği almayın. 3 kuruşa oradan buradan köpek alınmaz. Bu köpeğin tedavisine yavaş yavaş başlayacağız. İnşallah düzeltiriz. Buraya gelir gideriz. Yeni gördük bu hayvanı. Cana yakın da bir hayvan. Buna bir şeyler yapmaya çalışacağız. İnşallah düzeltiriz. Köpekleri sevin. Köpeksiz kalmayın. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.